Otomobil meraklısı Ardal kanalından hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzla yine sizlerle birlikteyiz. İkinci el ve sıfır otomobillere dair ahmayan son dakika gelişmelerle karşınızda olmaya devam. Evet Mayıs'ın 26'sına geldik ve sıfır otomobillerde arkadaşlar özellikle kampanya bu ay ciddi anlamda devam ediyor. Her bayiye gittiğiniz zaman emin olun ki bayilerine olan arabalarda indirimler mutlaka liste fiyatından aşağı 30 bin liradan başlayarak bir indirim görüyorsunuz arkadaşlar. Bazı bayiler elindeki arabaları sattığı için tabii ki bunu indirim olarak uygulamayabilir. Çünkü Türkiye'de bir sürü bayi, bir sürü marka model var. Özellikle bayilerin daha fazla olduğu örnek görüyorum İstanbul, İzmir yani bir Renault markası varsa, bir Volkswagen markası varsa o bayilerdeki o firmaların çoğunluk olduğu yerlerde bunları daha fazla görüyorsunuz. Örnek veriyorum küçük illerde bir ilde bir marka varsa buradaki çok ciddi bir agresif indirim olmuyor arkadaşlar ama bayilerin çok olduğu yerde daha fazla bir indirim oluyor. Tabii ki satılmayan yine dediğim gibi nüfusu az olan illerde satılmayan arabalarda da yine indirim olabiliyor. İndirimin boyutu daha doğrusu fazla e, olabiliyor. Ve gördüğünüz üzere bakın çoğu firma ayın 13'üne 15'ine 17'sine kadar e, stokları kampanyaları devam ettirirken artık ayın sonuna kadar uzattılar arkadaşlar. Yani Mayıs'ın önümüzdeki pazartesi denetiminde yani yarından itibaren son birkaç güne kadar da aynı e, ciddi satış agresifliğini gösterecekler. Bu ne demek oluyor? E, sıfır faiz kampanyalarını artık bir kenara bırakalım. Tabii tabii ki belli başka modellerde var ama özellikle arkadaşlar indirim olarak bunu arttıracaklar. İndirimin dozunu arttıracaklar. Yine bunu zaten bayilere gittiğiniz zaman da göreceksiniz. Yine daha önce söylediğim gibi bayilerden mutlaka arkadaşlar fiyat almayı unutmayın. Bir bayiden o fiyatı aldığınız zaman diğer bayiden hangi fiyatı aldığınızı ee, karşılaştırabilirsiniz. Örnek veriyorum ben kendi arabamı alırken yaklaşık olarak o zamanki şartlarda Türkiye'deki 20-25 tane bayi aradım. Bulunduğum lokasyona ve fiyatına baktığım zaman arkadaşlar o zaman aldığım araba 50 bin liraydı. Bundan 2016 senesinden bahsediyorum. Arabayı yaklaşık 46 bin liraya kadar bulmuştum 300-500 derken fiyatlar mutlaka iniyor. Tabii ki siz o anki e, maliyetinize yol durumuna göre bakıp alabilirsiniz. Tabii ki buradaki karar sizin ve ÖTV muaftıda ciddi anlamda arkadaşlar 1 milyon 900 bin liraya kadar olan araçları e, stoklarını e, kampanyalarını ayarlayarak bir limite sokup arkadaşlar o fiyattan alabiliyordunuz. Gerçekten bu da çok ciddi bir fırsat olarak karşımıza çıkıyor. Bu özellikle CSUV kategorisinde hatta e, yüksek seviyede olanları almanız için de size ciddi bir fırsat olacaktır. E, ben her zaman fırsatların değerlendirilmesinden yanayımdır. E, nitekim e, ihtiyacım olduğu zamanda da birkaç ay içerisinde hep ihtiyaçlarımın çerçevesinde bunu yıllarca söylemişimdir. En uygununu en iyisini bulurum kenara çekilirim. Her zaman bu böyledir. Ama ticaret yapıyorsunuz buradaki olay biraz daha farklı. Yani şu an otomobilde ticaret yapılacak bir dönem tabii ki değil arkadaşlar. Artık otomobil yatırım aracı olmaktan çıktı eskisi gibi öyle alın işte bir gün sonra saat sonra 2, 30 bin lira 50 bin lira zam yok artık anahtarı vurduğunuzdan güle güle 30 40 50 bin lira gitti daha düşüğe satarsınız. Bu sebeple oluyor ki arkadaşlar kampanyaların dozu son hafta ciddi anlamda artacak. Bayilere ihtiyacı olanlar mutlaka kapılarını çalıp ona göre pazarlık yapmayı da unutmasınlar diyelim arkadaşlar. Haziran beklentimiz videomuzda aşağıda linkte de var arkadaşlar. Açıklamalarda da görebilirsiniz. Haziranda ne gibi beklenti var? Bununla ilgili de videomuzu yayınladık Kendinize iyi bakın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.